Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Orijinal Akademi'nin 11. sınıflar için hazırladığı yazılıya hazırlık sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuza bakalım. Merkezi birim çember üzerinde ve birinci bölgede bulunan P noktası için A değeri kaça eşittir diye bize sormuş. Şimdi P noktası birim çember üzerinde ise x kare artı y kare eşittir bir denklemini sağlamak zorunda. Ve P noktası birinci bölgede ise arkadaşlar hem x'i hem y'si pozitif olmalı. Buradan x'imiz a, y'imiz 2a. X yerine a yazıyorum, y yerine 2a yazıyorum. 2a'yı parantez içinde yazalım yoksa hata yaparız. Hemen karelerini alıyorum. Görüyorsunuz 5a kare eşittir 1 yaptı. Her iki tarafı 5'e böldük arkadaşlar. A kare buradan 1 bölü 5 çıktı. Bana a lazım. Karekökünü aldım her iki tarafın. Burası mutlak içinde çıkar. Kök 1 dışarı 1 diye çıkar. 5 de kök dışına çıkamaz. Bu şu demek. A 1 bölü kök 5 de olabilir. A buradan eksi 1 bölü kök 5 de olabilir. Yalnız arkadaşlar bakın x burada pozitif olmak zorundaydı. Y de pozitif olmak zorundaydı. Yani A mutlaka pozitif olmak zorunda. O zaman bunu alamıyorum. Şimdi cevaplarda 1 bölü kök 5 olabilir ya da eşlenikle çarpılmış halde olabilir. O yüzden onu da bulalım. 1 kere kök 5 kök 5. Kök 5 kere kök 5 de 5. Yani 1 bölü kök 5 de yazabilirsiniz. Kök 5 bölü 5 de yazabilirsiniz. İkinci sorumuza bakalım. Burada eksi var arkadaşlar. Eksi 123 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır demiş bize. Ben bu soruyu şöyle çözüyorum. Farklı çözüm yolları var tabii ki. Şimdi paydamız 5 biliyorsunuz. 2 katını aldık 10. Benim amacım 123'ü geçecek bir sayı elde etmek. Buraya arkadaşlar 13 ile çarparsam 130 mu? Yalnız ben buraya eksi 13 yapıyorum. Burası da eksi 130 oluyor. Bölmede bir tane daha burada eksi var biliyorsunuz. Eksiler yan yana gelince neye dönüşür? Artıya. 130'dan 123'ü çıkardığımızda ne oldu? 7 oldu. 7 pi yazıyorum. Payda olarak da eski paydamız yani 5'i kullanıyoruz. Demek ki bizim açımızın esas ölçüsü 7 pi bölü 5 radyanmış. Devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki şekil 5 tane eş kareden oluşmaktadır. Şekildeki verilere göre kotanjant alfa değeri kaçtır diyor. Ben şimdi bu şekli kendim tamamlayacağım. Bakın karelerimiz eş bu arada. Ben yine kare olacak şekilde hizalı bir şekilde tamamlıyorum. Burası 90. Burası da 90. Demek ki burasıyla burası mutlaka birbirine paralel. O zaman şurası alfa ise burası da alfa. Arkadaşlar buraya A diyorum. Buraya B, buraya C dedim. Şimdi A, B, C dik üçgen oldu. Hatta size şuraya bir çizelim. Şöyle bir üçgen. A, B, C dik üçgeni. Şimdiki şekildeki karelerimiz eş kareydi. Burası bir birimse burası da bir. Burası da bir. Yani BC kenarı 3 birim. Burası bir ise burası da bir. Bakın buralar bir. Yani burası AB kenarı 4 birim. Alfa açımız burada. Bize soruda da kotanjant alfa soruluyor. Arkadaşlar kotanjant alfa ne demek? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar demek. Yani cevabımız buradan 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Alttaki soru da çok güzel bir soru. Beraber bakalım. ABC üçgeninde AD kenarı BD ve DC kenarlarına eşit. Alfayı görüyoruz. Sinüs alfa 4 bölü 5 verilmiş. Bize tanjant B, C, A soruluyor. Şimdi arkadaşlar AD kenarı BC kenarını iki eşit parçaya bölmüş. Yani AD kenarı kenar ortay. Aynı zamanda hem AD kenar ortay hem de BD parçasıyla DC parçasına eşit. Burada demek ki muhteşem üçlü var. Yani bu A açısı mutlaka 90 derece olmak zorunda. Şurası arkadaşlar başka ne var? ABD üçgenine bakıyorum. ABD üçgeni. Burası ikizkenar bir üçgen.
şu parça Sarıyer alfaysa burası da ne o zaman? Alfa olmak zorunda. Şimdi bana soruda tanjant BCA, yani buraya beta dedim. Soruda bana sorduğu yer tanjant beta nedir diye soruyor. Ben yine bu üçgeni size kenarda şurada çizmek istiyorum. Bakın, biz bu A açısı 90 derece olacak dedik. Burası alfa olacak dedik. Çünkü A, B, D ikizkenar taban açıları alfa olmak zorunda. Sorulan yeri de ben kendim beta dedim. Peki ne vardı arkadaşlar bilgilerde? Sinüs alfanın 4 bölü 5 olduğu var. Sinüs ne demek? Karşı dik kenar bölü hipotenüs, yani 90'ın karşısı demek. E bizim hangi özel dik üçgenimiz var? 3, 4, 5 üçgeninden AB kenarında ne bulurum ben? 3 bulurum. Bana tanjant beta soruluyor. Güzel bir soru. Bu ne demek? Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Daha önce de biliyorsunuz söylemiştik. 90'ın karşısı, yani 5'in olduğu yer hipotenüs olduğu için burası komşu dik kenar olamaz. Buradan cevabımızı 3 bölü 4 olarak çok rahat buluruz. Devam edelim. Bu da çok hoş bir soru. Bize tanjant alfa ile kotanjant alfanın toplamı 6 olarak verilmiş arkadaşlar. Tan küp alfa artı kot küp alfa soruluyor. Ben şunu bilmeliyim ki soruyu öyle çözmeliyim, değil mi? Bunu bilemezsem çözemem. Bu A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare şeklinde olmalı. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Nasıl yapabilirim? Şuraya yazıyorum. Tan küp alfa ile kot küp alfayı soruyor değil mi bana? Bunun açılımı ne? Tan alfa artı kot alfa çarpı tan kare alfa eksi tan alfa çarpı kot alfa arkadaşlar artı kot kare alfa mı? Şimdi burası zaten tan alfa ile kot alfanın toplamı 6 verilmiş bana. Çarpı ben tan kare alfayı bilmiyorum. Eksi arkadaşlar bizim özdeşliğimizden tan alfa ile kot alfanın çarpımı 1 değil miydi? Bakın yazdım. Artı kot kare alfa. Güzel. Ufak bir düzenleme daha yapacağım şurada. Tan kare alfa ile kot kare alfayı yan yana getireceğim. Eksi 1'i sona attım. İyi de ben tan kare alfa ile kot kare alfanın ne olduğunu bilmiyorum. E bulalım o zaman. Nasıl bulacağım? Bakın şuraya yazıyorum. Tan alfa ile kot alfanın toplamının 6 olduğunu biliyorum. Ne yapıyorduk? Her iki tarafın karesini alıyorum şimdi. Bu arada bunu da yazalım. A artı B'nin parantez karesi nasıl bulunurdu? A kare artı 2AB artı B kare şeklinde. Birincinin karesi, bakın açıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir 36 mı yapacak? Şimdi arkadaşlar benim aradığım tan kare alfa ile kot kare alfanın toplamı. Onları yan yana yazdım. Artı 2 tan alfa kot alfa buraya yazdım. Eşittir 36. Yine bakın yazıyorum. Şimdi burası tan alfa ile kot alfanın çarpımı 1. Bir de 2 var. 2 kere birden burası 2 mi yaptı? Yani bana tan kare alfa artı kot kare alfa arkadaşlar 2'yi karşıya atarsam 34 olarak karşıma çıkmıyor mu? O zaman sorunun devamı şöyle mi? Maviyle devam edeceğim. 6 çarpı ben burayı 34 buldum şurayı. Bir de eksi 1'i mi var? Yani 6 çarpı 33'ten biz cevabımızı çok rahat bulacağız. Gördüğünüz gibi cevabımız 198 olarak karşımıza çıkıyor. Bu da klasik bir soru tipi. Biraz uzun sadece. Devam edelim. Evet. Şimdi 6. sorumuza bakalım. Şöyle yapalım. Alfamız 0 ile 90 derece arasında. Buraya da yazıyorum. 0 ile 90. Yani dar açı. Tanjant alfamız 3. Bize arkadaşlar kök 10 bölü sin 90 artı alfa sorulmuş. Şimdi bir dik üçgen çizelim. Neden dik üçgen çizebiliyorum? Çünkü arkadaşlar buradaki
açım, dar açı. Şuraya bir dik üçgen çizebilirim o yüzden. Çiziyorum hemen. Şimdi buraya alfa diyorum. ABC dik üçgeni diyelim. Tanjant neydi? 3 mü? Yani 3 bölü 1 demek. Karşı bölü komşu demek. Bakın tanjantı yerleştirdim. Tanjant alfa 3 demekti. 3 demek de 3 bölü 1 demek. Hemen böyle yerleştirdim. Bana burası lazım. Arkadaşlar burayı da bulalım. Bakın AC kenarını bulacağım. Pisagor uygulayacağım. X kare eşittir. Dik kenarlardan biri 3, biri de 1. Yani x kare 9 artı 1'den x kare 10 demek. Her iki tarafın kare kökünü alıyorum. X demek kök 10 demek. Ön 10 biliyorsunuz dışarı çıkamaz, kök dışına çıkamaz. Şimdi soru kısmına dönelim. Onu farklı bir kalemle yapacağım. Soru da bana diyor ki arkadaşlar şuraya yazıyorum. Kök 10. Çok güzel. Bölü sinüs 90 artı alfa. Biliyorsunuz pi 180, 2'ye böldüm 90. Yine bakın şöyle yazıyorum. Kök 10 tamam. Şimdi arkadaşlar 90 artı alfa. Alfa biliyorsunuz mesela 10 gibi bir dar açı. Yani 90 artı 10 100 yaptı diyelim. İkinci bölgede mi? İkinci bölgede sinüsün işaretini artı. O yüzden buraya yazmıyorum. 90 olduğu için sinüs neye dönüşecek? Kosinüse. Yani bana soruda ne lazım soruyu çözmem için? Kosinüs alfa lazım. Bulalım beraber. Bakın, kosinüs alfa dik üçgene bakıyorum. Komşu dik kenar 1 bölü hipotenüs yani 90'ın karşısı yani kök 10. O zaman buraya yazıyorum 1 bölü kök 10. Birinci kesrim aynen kalıyor. Bakın ikinci kesriyi ters çevirip çarpıyorum. Kök 10 ile kök 10'u çarparsanız kök 100 yapar. O da dışarı ne diye çıkar arkadaşlar? 10 diye çıkar. Bence gayet güzel bir soru. Devam edelim. Bunu sileceğiz mecbur. Yedinci soruya bakalım. ABC ve ABD üçgen. BC kenarı 5, CD kenarı 5. Bu arada AB ile AC birbirine dik. Bunu da görelim arkadaşlar. Kosinüs alfayı 3 bölü 5 vermiş. Bize x kaç santimetre diye sormuş. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Bakın buradaki bakın yine diyorum şu ABC üçgeni dik. Tamam mı? Büyük ABD üçgenindeki A açısı dik değil. Şimdi kosinüs alfa demek komşu bölü hipotenüs demek değil mi? Arkadaşlar burada 90'ın karşısı 5 olduğu için burası ne? Hipotenüs. O zaman alfanın komşusu burası ne? 3 olmak zorunda. E bizim hangi özel dik üçgenimiz var? 3, 4, 5. Yani AC kenarında 4 olarak çok rahat bulduk. Şimdi arkadaşlar burası alfa, burası 90. Burası da ne olur o zaman? 90 eksi alfa. E bu taraf ne olur? Şu iki açı, şuradaki iki açı birbirini 180'i tamamlayacağı için burası 90 artı ne olacak? Alfa. Ben şimdi arkadaşlar ACD üçgeninde kosinüs teoremi uygulayacağım. Bakın bu üçgende kosinüs teoremi uygulayacağım. 90 artı alfanın karşısında hangi kenar var? X var. X kare eşittir diyorum. Buradaki kenarlardan biri 4, diğeri de ne? 5. Eksi 2 formülde var. Kenarlardan biri ne? 4, diğeri 5. Sonra da ne yazıyoruz? Kosinüs 90 artı alfa bizim oradaki açımız. Şimdi başlayalım. 4'ün karesi, 5'in karesi, eksi. Burası 40 mı yaptı? Şimdi beni dikkatli dinleyin arkadaşlar. Ben kosinüs 90 artı alfanın ne demek olduğunu burada ayrı bir yerde bulacağım. Şimdi 90 artı alfa kaçıncı bölgede bir açı? İkinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs işaretini eksi. Burada 90 yazdığı için kosinüs neye dönüşecek? Sinüse. Yani burası bakın şu kısım ne demek oldu? Eksi sin alfa. Buraya da yazıyorum bakın. Eksi sin alfa. Ve burada bir çarpma işlemi var. Tekrar düzenleyeceğim. Bunu anlayanlar hemen yapabilir. Şurası arkadaşlar toplayınca ne yaptı? 41 mi? Eksi. Bu arada burada bir eksi var. Burada da bir eksi var. Bu çarpma işlemi olduğu için artıya dönüştü bakın. Gördük mü?
Şimdi arkadaşlar ben sinüs haritayı çok rahat bulurum. Nasıl yani? Ne demek rahat buluruz? A, B, C üçgenine bakın. Burada alfa yok mu? Sinüs ne demek? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani 90'ın karşısı demek. Yani ben sin alfayı gördüğünüz gibi ne buldum? 4 bölü 5 buldum. Bakın işlemlerime devam ediyorum. 41 dedim. Buradaki 5'te de 40'ı sadeleştirdim. Burası 32 mi yaptı? Yani x kare 73. Her iki tarafın kare kökünü alın. 73 de arkadaşlar kök dışına çıkamaz. X'i buradan kök 73 olarak çok rahat bulur. Devam edelim. Farklı sorular var burada. Güzel sorular var. Evet, fx art kosinüs x eksi 3 bölü 4 fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabii ki seçenek yok. Biz burada çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar kosinüsün görüntü kümesi biliyoruz. Eksi 1 artı 1 arasındaydı. O zaman art kosinüsün tanım kümesi eksi 1 artı 1 arasında. Bu yüzden biz arkadaşlar şöyle yazarız çok rahat. Şimdi ben bu 4'ten kurtulmak istiyorum. Her tarafı neyle çarpacağım? 4 ile çarpacağım o yüzden. Bakın 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarpıyorum. Buradaki 4'ten kurtuldum. Eksi 4. X eksi 3 artı 4. Eksi 3'ü hem sağa hem sola attım arkadaşlar. Ya da şöyle diyebiliriz. Her tarafı arkadaşlar 3 ekleyin. Aynı şey. Ne yaptı burası? Evet. X'imiz o zaman eksi 1 ile ne arasındaymış? 7 arasında. Demek ki en geniş tanım kümemiz eksi 1 ve 7 kapalı aralığı arasında. Evet. Diğer sorumuz da çok hoş. Hemen onu da bakalım. Yandaki şekilde birbirine eş 4 adet dikdörtgen bir araya getirilerek bir düzenek oluşturulmuştur. Buradaki arkadaşlar şu açımızı görüyorsunuz. Alfa ise diyor. Tanjant alfanın değeri soruluyor. Şimdi dikdörtgenlerimiz birbirine eş. Ben şöyle dedim. FE kenarına A dedim. HF kenarına B dedim. Şimdi arkadaşlar burası A. Bakın burası da mecburen ne olacak yine? A olacak. Şurası B idi. Şu uzun kenar bakın şurası tamamen A ise şu kısma, şuradaki kısma ne kalacak? A eksi B. Burası B, burası A. Yani şurada bir dik üçgen var. Bunu ayrı size çizmek istiyorum. Bakın. Burası arkadaşlar A eksi B. Burası A. Şurası da ne oldu? A artı B şeklinde oldu. Ben bu dik üçgende Pisagor yaparım. Bakın nereye bahsettiğimi de size biraz daha şey yapalım. Çizelim isterseniz. Şu üçgenden bahsediyorum. Görüyor musunuz? Buradaki dik üçgenden bakın. Şurayı görüyor musunuz? Üstünü tam karalamak da istemiyorum. Hadi yapalım Pisagor'u burada. Dik kenarlardan biri A. Diğeri ne? A eksi B. 90'ın karşısındaki kenar ne? A artı B. A'nın karesini aldık zaten. Burada açılım yapıyoruz. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Yine birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi şeklinde. Arkadaşlar şu a kareleri şöyle sadeleştirebilirim. Bakın. Burada a kare var. Eksi 2AB var. Karşıda da 2AB var. Eksi 2AB'yi karşıya atarsak 4AB mi yapar? Şöyle yapabiliriz. Burayı arkadaşlar. Buradaki A kare ile buradaki A'yı sadeleştirebiliriz. Yani A ne demek oldu? 4B mi? Buradan A'nın 4B'ye eşit olduğunu buldum. Şimdi diğer şeklimize geçecek olursak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası A yapacak. Şu kısım neydi? B idi. Buranın tamamı bakın şuranın tamamı A ise buranın tamamı da A ise şu kısma ne kalacak? A eksi B. Bana tanjant alfa soruluyor. Tanjant alfa ne demek? Karşı dik kenar yani A eksi B bölü komşu dik kenar yani A demek. Biz az önce A'nın 4B demek olduğunu bulduk.
A yeni ben 4B yazıyorum. Bakın A yeni ben 4B yazıyorum. Buradan cevabımız 3B bölü 4B. Ki B'ler çarpma durumunda bakın sadeleşir. Demek ki tanjant alfa karşımıza 3 bölü 4 olarak çıkıyormuş. Farklı değişik bir soru. Devam edelim. Hemen son sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar bu soruyu görünce iki kenar ve iki açı var. Aklıma hemen sinüs teoremi geliyor. Bakalım nasıl yapabiliriz sorumuzu. Şimdi burada şöyle yazabilirim. 6'nın karşısındaki açı ne? Alfa bakın. 6 bölü sin alfa yazabilirim. Eşit olmalı. 8'in karşısındaki açı ne? 8 bölü sin pi bölü 2 artı alfa. Yani 90 artı alfa. Şu an arkadaşlar bu 6 ile 8'i kendi arasında şöyle bir sadeleştireyim. 3 bölü sin alfa. 4 bölü. Şimdi 90 artı alfa hangi bölgede arkadaşlar? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsün işareti ne? Artı. O yüzden bir şey yazmıyorum. 90 yazdığı için sinüs neye dönüşecek? Kosinüse. Bu arada soruda tanjant alfa istenmiş. Yani tanjant alfa ne demek? Sin alfa bölü kos alfa demek biliyorsunuz ki. Ben burada en son bulduğum işlemde ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4 sin alfa, 3 kos alfa. Her iki tarafı arkadaşlar kos alfaya bölüyorum. Bakın. Bunlar gitti. Burası da şurası, şu kısım. Sin alfa bölü kos alfa daha az önce yazdım. Tan alfa demek değil mi arkadaşlar? Yani 4 tan alfa eşittir 3 çıktı. Bana sadece tan alfa lazım. O yüzden 4'ü de bölüyorum her iki tarafı bakın. 4'ler gitti. Tanjant alfa ne demekmiş? 3 bölü 4 demekmiş. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.